Bunu milletimizin çoğunluğu bilmiyor. Yani Allah göstermesin bir hocamız rahatsızlanabilir, bir burun kanaması olabilir, farklı bir şekilde bir durumla karşılaşabilir. Arkadan nasıl öne geçecek ve nasıl devam edecek bu konu tamamen kapalı bizde. Yok muğlak. Bu nasıl olacak? Abdullah Bey e teşekkür ediyorum. Güzel bir soru sormuş. Ben de teşekkür ediyorum. Bu kavram olarak da bunu halkımız, değerli kardeşlerimiz bunu da öğrenmiş olsunlar, biliyorlardır tekrar etmiş olalım. İstihlaf yerine halef seçme. Kendisinden sonra o işi yapacak birini seçme anlamına gelir. Namazda imamın namaza devam etmesine engel bir durum söz konusu olursa ki bu olabilir, ki bu Hazreti Ali Efendimizin başına bile gelmiş, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiklerini bize uygularlar onlar. İstihlaf İmamın arkasında duran kişinin namaz kıldırabilir derecede ehliyetli, o konuda yetkin birisi olması lazım. Ne demek hocam namaz kıldırabilir? Sadece Kur'an okuyabiliyor olması değil, aynı zamanda namazın ahkamını da, farzını, vacibini, sünnetini. Çünkü sehir secdesi, yanılma secdesi gerektiren bir şey yapılması durumunda Onu da hangisinin vacip olduğunu bilmiyorsa... Onu yapmasın mümkün değil, bilmiyor çünkü. Dolayısıyla namaz kıldıracak derecede birisinin olması lazım. İmamın başına bir şey geldiğinde bu çeşitli sebeplerle olabilir. Eskiler öyle güzel bir usul öneriyorlar ki diyor ki ya yani ne olursa olsun başınıza ne geldiyse abdestiniz bozuldu, kaçtı. Sanki burnunuz kanıyormuş gibi burnunuzu tutarak oturun ve arkadan cemaatten size halef olacak, sizin yerinizi o namazı kıldıracak birisini yerinize şöyle çekebilirsiniz veya siz burnunuz kanadık gibi yaparak Otomatik. oturunca arkanızdaki veya onun yanındaki birisinin namazı cemaat o Cemaatin namazı bozulmaz. İstihlaf ettiği, yerine halef olarak seçtiği kişi kaldığı yerden devam eder ve namazı bitirir. Buna da istihlaf diyoruz. Dolayısıyla imamın arkasında bulunanlar imamın başına bir şey gelmesi durumunda onun yerine bu imameti yapabilecek yeterlilikte olması gerekir. Ya bu çok önemli bir mesele. Evet. Ee, şurayı da biraz netleştirelim istiyorum hocam. Diyelim ki Hoca Efendi Fatiha'yı bitirdi. Kıraatten de bir bölüm okudu. Aslında tam rüküye gideceği esnada da abdesti bozulduğu için istih istihlaf edildi ve birisi oraya geçti. Bu bir şeyler okumalı mı yoksa direkt rüküye mi gidilecek? Burası da çok karıştırılıyor. Ya da diyor ki mesela zamm-ı olarak okuduğu yeri ben bilmiyordum ki hocam. Bizim hocamız hafız. Ben değilim. Ha, kısa sureleri falan biliyorum ama diyor. Ne okuması lazım burada? Eğer zamm Sure okunmamış ise Zamm-ı Sure okuyacak hı hı. imamete geçen kişi. Zamm-ı Sure okunacak kadar ya da Zamm-ı sure olarak yeterli olacak miktar okunmamışsa... ...kişi eğer imamın bıraktığı yerden devam edebiliyorsa oradan devam eder. Değilse kendi bildiği başka bir yeri okuyabilir. Bir fasıla bir ara verilmediği için kişi kendisi de namaz kılarken... ...Furkan Hocam biz de mihrap görevi yapıyoruz malumunuz. Hı hı. Takıldık bir yerde... Bir başka yerden devam ederiz. Ancak duraksama, bekleme gibi bir fasıla olur ise bu durumda bir sonraki rüknü geciktirdiğimiz için seyir secdesi gerekecek. Duraklama olmadı. İstihlaf etti. İmam Efendi'nin yerine geçtim. Zühruf suresinden okuyordu o ama ben orayı bilmiyorum. Ben okudum İhlas suresini mesela. Başka bir yerden okur devam ederim ve bunda da bir sakınca sıkıntı olmaz. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. İnşallah anlaşılmıştır.